Evet arkadaşlar bomba gibi bir günde beraberiz bütün piyasalar şahlandı yukarıya gidiyorlar e, hep bir, e, birlikte e, dün efsane bir yayın yaptık tabi gece geç saatte e, izleyemeyenleriniz olmuştur ama bence mutlaka izleyin e, müthiş bir yayın oldu 3 kripto parada x20 yani 20 kaldıraçla açtığım işlemleri e, canlı yayında beraber takip ettik. XRP, Ethereum ve Bitcoin. E, bu üçü de tabii ki yukarıya gittiler ve Ethereum şu anda %5 e, ve işlem görüyor. Tabii bu şey diğer tarafta %3 gösteriyor. Akıl almaz bir kar oranı e, 20 ile çarptığınızda. Para çok hızlı kazanılıyor arkadaşlar. İnanılmaz bir piyasa. Tabii ki çok hızlı da kaybediliyor. Short'ta olanları yaktılar. Neymiş? Food'du işte e, şeyi Binance'in CEO'sunu yok Interpol kırmızı bültenle arıyormuş da bilmem ne bir saat aşağı çaktılar. Çalıların arasından dünyadan haberi olmayan Levent Şahin RSI 15'te 3'üne birden yapıştı 15 dakikalıkta. Sonra burada arkadaşlar dediler vallahi. Dedim ulan paralarımız gitmesin. Çok güzel bir yayın oldu. Ee, Birçok duyguyu bir arada yaşadık ama pozisyon nasıl yönetilir? Ders niteliğinde oldu yani. Ben girdiğim pozisyonda Nihayete ermeden geri vitesi yok arkadaşlar bende. Yok o olmuş, bu olmuş, şu olmuş. E, ve de ne oldu? Hepsi yukarı gitti. E, yükseldi az daha hızlara giriyordu. BTC'de short'tayım diye orada sevinç naraları atıyordu ama baktı ki olacak gibi değil. Levent Şahin'in pozisyonları güçleniyor karşısında durmayayım diyerek akıllıca bir iş yaptı ve pozisyonlarını tam e, şeyden kapattı. Dipten kapattı diyebilirim. Aferin kendisine. Harun Beyciğimizin iot x'i de Türkiye'de iot eksikliği var diyorlardı. Adam coin ile kapattı iot eksikliğini. %11'de şu anda bir tobovari bir oluşum. Eğer şurayı kırarsa önü açılacak gibi. Kuruş bile değil. Neyse artık bu sent bile değil. Acayip bir şeyde. Kendisi dili döndüğünce anlasın ne olduğunu. Onun. İşte görüyorsunuz. Korkunç bir yükseliş Ethereum'da. Gelelim bu bistimize. Arkadaşlar. Ya dünkü yayınlar efsaneydi ya. Vallahi billahi. Ulan biz nasıl bu kadar az izleniyoruz arkadaşlar? Ben anlamıyorum ya. Vallahi billahi yani. Millet bilimden, akıldan o kadar uzaklaşmış ki. Böyle goy goy yapacaksın. yukarı gider. Buralar dip. Buranın altı yok. Ya bilimsel olarak, teknik olarak açıklıyoruz. İki gündür yayın açmıyorum. Çünkü geri dönüş görmüyorum ama dün ümit var görüntüler var o nedenle yayın açtım. İşte aresa 240 dakikalıkta 30'un altından dönüp pozitif uyumsuzluk yaptığını, düşenin bu sefer kırılırsa yeni bir hareket başlatabileceğine kadar ee, ve bugün bu oldu. Tabii dirençler bitmiş değil arkadaşlar. Yani önümüzde çok ciddi bir 5.100-5.300 e, bandı var. Ee, ama şu hareket çok olumlu yani. Size onu söyleyebilirim. Bugün alarm üstüne alarm öttü. Yaptığımız çalışmalardan bakın. THY'ye. -th -th Alarmını beraber bakalım ya. Grafik diyorum. Yayında beraber analizde kurduğumuz alarm öttü arkadaşlar. Nedir o? Boyun çizgisini demişiz ki yukarıya atarsa takipe almak lazım ama yetmiyor. Şu oluşumun iptal olması için dostlar muhakkak şu düşenin kırılması gerekiyor ve önümüzde EMA 9'u var. 129 TL'de ve indikatörler hala çok kötü. Bunlar tepki olabilir. Şişe öttü. Şişeye hemen bakalım. TH'ye o kadar ötmüş ki. 1-1-1-1 mi aldınız anasını satayım? Aşağıya kadar iniyor. Ha günlüğü de ötmüş. Günlüğe bakalım. Günlükte de bir analiz yapmışız Türk Hava Yolları'nda. Ha Türk Hava Yolları düşeni bakın günlükte kırmış. Mekli kesmeye geliyor. Takip edilebilir. EMA 9 eğer düşenin üzerine çıkar fiyatları desteklemeye başlarsa günler süren bir hareket yakalanabilir Türk Hava Yolları'nda. Fazla üzerinde durmayacağım. Çok ayrıntılı incelemiştik. Şişe cam öttü. şişe cam 60 dakika ve 240 dakikalı da örtmüş grafik ta ne zaman arkadaşlar düşenini e koyduğumuz şey RSI 30'a değdikten sonra ya bakın 240 dakika RSI 30 seviyeleri o kadar önemli ki güzide firmalarda yani bıçağın kemiğe dayandığı nokta arkadaşlar şurada bir daha kısa bir düşen de kırılımı var Mekdi'nin yukarı kırması söz konusu. Aynısını Tüpraş'ta görmüştük. Dün tavana gitti. Bakalım şişe camda ne yapacak? Yatırımcısına hayırlı olsun. Baskıdan en azından kurtuldu diyebiliriz. Endeksimiz alarm öttü. Grafik diyorum günlük grafikte düşenimizi kırdık. Daha dün çok önemli, çok önemli dediğim düşeni değil mi? 1, 2, 3, 4 temas olan ve EMA 9'un üzerine atarak EMA 9 düşenin üzerine çıktı. Orta vadeli uzun e, orta ve uzun vadeli yatırımı olan benim gibi dostlar için güzel haber. İnşallah bir daha tuzak yapmayız. Türk Hava Yolları %5 bu arada. Türksel ee, Türksel %5. Enerji %6 yapmış. Benim, yani takip listesinde yüksek olanlara bir şöyle bir gözüm çarpıyor. Vadeli piyasalar iyi. Sasa ve Ektaş %2'lerde. Şişe %5. Eee Öyle. Bakalım bundan sonra artık işin seyri ve rengi değişti. ATH kırılımı peşinde olunabilecek zamanlar e, geliyor. 3 tane direnç var önümüzde ATH için önemli arkadaşlar. 1-5100 2-5294 3-5409 240 dakikalıkta o kadar güzel bir yukarı doğru hareket yakaladık ki bu etki, itki kuvveti seçime doğru rüzgarla beraber e, bu destekleri ben e, dirençleri kırdırabilecek güçlü olduğuna inanıyorum. E, hep diyordum ya size bir iştah yok. Görmek istediğim alımlar gelmiyor falan. İlk defa dün ve bugün kapanışta baba babalar e, balinaların girdiğini hissediyoruz. Yani bir kuvvetli alımlar var. E, dün zaten alelacele yayın açmamın nedeni oydu yani. O görmek istenen işte Aresay 30 seviyelerinden geldi 240 dakikalıkta. Ama kimse şunu unutmasın. Obo da deli gibi çalıştı tespit ettiğimiz. Kimse oralara kadar inmez diyordu ama tam hedefine kadar gelip e, döndü. Hemen onu bir bulmak istiyorum. Neredeyiz? İşte bu. Arkadaşlar, obo'nun eee düşenini kırdık yukarıya doğru. Artık di, biraz önce saydığım dirençler var. Bu grafik anlamını yitirmiştir. Hedefine gitmiştir. Tabii gösteri gösteri obo çalışmaz dedi herkes. Ondan sonra abo dediler. Nasıl çalıştı bu? Çalışır tabii. Cümleyi hatırlayın. O zaman tweet attım. Dedim ki, arkadaşlar o bunun çalışmayacağına oynamak kumardır. O boyu dikkate almak realitedir. Realistiktir. Bu arada bir shorts videosu attım. İlk bir deneme yaptım arkadaşlar. Ama hiç müzik ekleyemedim. Tweet atamıyorum. Anlamadım gitti. Bir shortslara ya bakmayın şimdi yayından çıkmayın. Yayın daha önemli. Sonra bir bakarsınız. Trader ve yatırımcıların kazanması gereken en önemli 3 nitelik diye bir shorts videosu yükledim kanala. Ya Instagram daha ötede valla bu tip durumlarda. Instagram'a çatır çatır video atıyorum. Burada çok zorlandım yani. İnşallah daha kalitesini arttırırız. 33 kişi izliyor. 23 beğeni var arkadaşlar. Bugün herkes büyük borsacı tabi. Yayına katılım da az. Biz insanların ilgisini çekelim. Şöyle güzel bir beğeni bombardımanı bekliyorum sizden. Ben de yapayım hatta. Sonra sizin yazdıklarınızı okuyacağım. Bir selamlaşalım. Vaktimiz var bugün. 6'da koştuk görüşmem yok. Hemen bir kontrol edeyim. Biraz sohbet de ederiz. Evet 6'da koştuk görüşmemiz yok. Şimdi. Önce beğenim yapayım kendi yayınıma. Ee, keyifler iyidir herhalde bugün. Vallahi arkadaşlar, ekstra alım yapmadım bugün açık söylemek gerekirse. Benim şöyle bir stratejim var. Borsanın yukarı gideceğini düşünürsem her geri çekilmeyi alım fırsatı olarak görüyorum. Altları doldurma şeyim var benim. Stratejim. Yani mesela Ereğli'de yatırımcıysam yarından itibaren yani gördüm, gördüğüm emin olduğum günden itibaren şu an hala değilim. Bu dirençler söz konusu. Ama bunları çalımı bastığımız zaman çok geniş bir marj bekliyorum arkadaşlar. Onu sonra söyleyeceğim. Ee, başka bir analiz ortaya koyacağız. Şu anda çok yüksek ee, marj aralıkları var. İnsanları hataya sevk etmeye çalışıyorlar. Gerçekten e, üzücü bazı durumlar var. Ee, o kadar uyarmamıza rağmen hatta geçen eksi üçlük piyasada arkadaşlar bakın al sat tut diyemiyoruz ama ekranların kıp kırmızı olduğu yerler genellikle satış yerleri değildir. Kriptolarda nasıl bak meydana çıkıp arkadaşlar ben aldım diyebiliyorum. Burası öyle değil ki. Ben çıktım bugün e, Türk Hava Yolları aldım desem tweet atsam 5 gün satamıyorum. E ben arkadaşlar biraz da kesemizi düşünmemiz lazım yani. Yarın öbür gün ben gösteri gösteri satış geleceğini görsem 4. işlem gününde. E buna mı dikkat edeceğim yani? Ya Türkiye'de borsa yorumculuğunu, tradingi zaten çift yönlü işlem yok. Açığa satamıyorsun, bir şey yapamıyorsun. Kripto piyasalarında her türlü şey sağlanmış ya. Kaldıraç imkanı akıl mantık hudutlarında. Ee, ne olduğu belli. Her Allah'ın günü şartlar değişmiyor. Ondan sonra istediğin gibi herkes birbirle fikir paylaşabiliyor. Mevzuat yok, bir şey yok. Orada millet birbirini affedersin şey yapamıyor. Etkileyemiyor da borsa da mı etkiliyor? Tabi piyasamızda mal çakma, kendi aldığı senedi milletin üstüne yıkma gibi hareketler olduğu için her zaman kötü niyetli, art niyetli insanlar iyi niyetli paylaşımcı insanlara e, zorluk oluyorlar. Yani kötü insanlar eğer bazı şeyleri suistimal etmese bizler daha paylaşımcı olabiliriz. İnsanlar daha güzel e, fikirlerini paylaşabilirler. Çok daha güzel bir ortam oluşabilirdi. Ama maalesef bunu yaşatmadılar bize. Ee, dostlar şey yapalım beğeniler bugün çok zayıf 39 kişi izliyor 30 beğeni var neredeyse hayatım yayınlarda geçiyor videolarda geçiyor bakın lütfen bu kadar gelişiminizi önemseyen e, elinden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışan birinin şu kanalı büyütüp yeni arkadaşlar da faydalansın diye bir taraflarını yırtmasına kayıtsız kalmayın tweetlerim beğenilmiyor. Videolar beğenilmiyor. Bak bu beni üzüyor yani arkadaşlar. Bütün bilgimi 5 bu... kuruş para talep etmeden e, herkese açık canlı yayınlarda paylaşıyorum. MacDRS sistemini canlı canlı eğitim yayını yapıyorum. E, ama böyle olacaksa ben işime gücüme keyfime bakarım yani. Açık söyleyeyim. Gece yayın yapacağıma trade ederim yani. Yayın esnasında alıp satamıyorum. Ya tek beklediğim beğeni ya. Başka bir şey değil arkadaşlar. Yani Anlayamıyorum yani 5 kuruş değeri olmayan bilgi paylaşımı olmayan hesaplar bombardımana tutuluyor ya. 300-400 tane beğeni atılıyor. Adamın ya emin olun var ya bak portföyü sizin kadar değildir ya. Ya bunu ispatlama şansım olsa keşke. Yazısından anlıyorum. Bakışından anlıyorum. Ulan piyasada trade mi ediyorsun Twitter'da mı yaşıyorsun? 2 dakikada 10 tane tweet sabahtan akşama kadar. Ne zaman alıp satabiliyorsun? Ben dürüstçe söylüyorum ki yayındayken alıp satamıyorum. Mümkün değil yani. Ama adam o kadar tweetin arasında bir taraftan da bir eli de alıyor satıyor. Enteresan. Takdiri size bırakıyorum. %3'e varan ee, alışlar var. Bir gün biz de ederimize geliriz ya. Ereğli demir çelik gibi değerimizin altında fiyatlanıyoruz. Kişisel yaşın, yatırım portalı olarak. Rock'n'roll hoş geldin. Emre Müslüm. Müslümcüğüm kebapçıdan fotoğraf atmışsın. Seni öyle bir level atlatacağım ki uçağa atlayıp İstanbul'a gelip kaşı beyazdır kebabını yiyip geri döneceksin diyeceğim şimdi. Sabaha kadar uyuyamayacak adam heyecandan. Murat Akdin. esenlikler demiş. Selamlar. Hasan Yılmaz selam. Aleyküm selam. Murat Demiray iyi yayınlar. İbrahim Tekin, Okan Tümen, Ahmet Uçan Uçankuş, Serkan Kocaaslan, Erdem Filiz, Murat Taş, Sait Mert, Rami Uysal, Oğuzhan Yiğit, Tuğrul Bey, Ümit Biçici, Rami Uysal. Hem biz hem de endeksler olağan ötesi oluyoruz. Rami Bey siz de alın. Randevunuzu da bir tanışalım. Uzun süredir destekçimizsiniz. Gül Hanım. Gül Hanım da katılmak istiyor olağan ötesi ol ama daha olağan ötesi ol diyeceğini bana... DM'den yazmış. Olağanüstü ola nasıl katılıyoruz? Programın adını daha öğrenememişiz. Daha programa katılmayı e, bulamadık. Nasıl olağanötesi olacağız? Ama merak etmeyin ben yanınızdayım. size her konuda destekleyerek olan ötesi yapacağım Gül Hanım. Merak etmeyin. Ee, Sait Mert demiş ki beni öptüler şortta dün. Herkesin gözü önünde biz kaldıraçlı işlemlerle şov yaparken Sayit Mert de öpüldü canlı yayında hem de iki kez. Hocam benim elimden almışsın kriptoları dedi. Sattığım yerde, paniklediğim yerde almışsın. Sonra da gitti Ocean diye bir, adını sanını duymadığımız altcoin'de bir de orada shortlamış Çifte öpücük. Güzel bir kitap ya da film ismi oldu ha. Çifte öpücük. Yani böyle tradingle ilgili bir hikaye falan yazarsak adını koyabiliriz. Alınmıyorsunuz inşallah. Zaten kendiniz esprinizi yapıyorsunuz ve dün ee, ne derler ona? özgüvenli bir şekilde bunları paylaştığınız için tebrik ediyorum. Emre ee, Lung'da düşen var diyor Müslüm. Konumuz kripto. Her zaman kriptoyla konuşuyoruz canım. Siz yazın oraya. Faydalanan faydalansın. Açar bakar arkadaşlar grafiği. Benim söylememi beklemeyin yani. Dün bir arkadaşımız benden bir ısrarla süperekülatif hisse senedini yorumlamamı isteyip yorumlamadığımda da inşallah batarsın yazdı ama Allah o kadar büyük ki gözlerinin önünde paraya para demiyorum. Senin demenle ben batacak olsam 17 sene. Ya gökten kemik yağar ya bazı insanların e, duası kabul olsa. Doğru duvar yıkılmaz. Bu kötü enerjilere kendinizi sokmayın. Döner dolaşır kendinizi batırırsınız. Sen inşallah çok kazanırsın. Şu an beni dinliyorsan. Çünkü seni geçici engelledim. Faydalan. Ama bir daha avuçyalıların arasından çıkar. Kalıcı olarak e, engellerim. Onu da bil yani. Bir de ismine yakışır hareket et. Muhammed diye ismim var. Beddua ediyorsun isminin hakkını ver evet ee, borsa takip Osman Tosun ee, bence en üstteki 5300'lerdeki düşeni kıramayız bence seçim belirsizlikleri borsa takip demiş valla kırabiliriz bunu tahmin etmek çok güç 240 dakikalıkta beklediğim hareket çok güzel bir pozitif uyumsuzluk ve ETH bu arada tekrar ee, EMA 9'undan hareketlendi yukarıya doğru Arkadaşlar pozisyonlara sıkı sıkı sarılmış durumdayım. Şimdi açıp baksam kim bilir nasıl PnL'ler var. Ama şu anda giremeyeceğim çünkü Binance gene büyük ihtimalle çıkış yaptı. Ya hayret edersin ya. Ya arkadaş istemiyorum koruma kalkanı falan ya. Mailime şifre geliyor. Cep telefonuma şifre geliyor. Ya bir de çip takın. Ultraviyole ışınlarla bileğimize bakarak e, mor ışıkların altında bir şifre çıksın. Onu da girelim ya. Ya da kan örneği alsın bir tane robot koyalım hepimiz şeye. Kan örneği alsın. Bensem gen haritama bakarak giriş yapayım yani. Ulan ne oluyor ya? Allah'ım ya Rabbim bir portföyümüze bakacağız. E, 40 tane takla atıyoruz ya. Seferi, Turul, Erol Tezcan. E, ben senden önce yaptım demiş. Herhalde büyük ihtimalle şey e, beğeniden bahsediyor. Hasan Yılmaz demiş ki benim kağıtlar yatışta. Onlar da hareketlenir merak etme. 46 kişi izliyor arkadaşlar. 47 oldu. 35 beğeni var. 41 direncimizi açalım maşallah diyelim şu yayına. Ema 9 gene bizi bekliyor. 41'i geçtikten sonra zaten direkt 50'nin üstüne atıyoruz. Ha gayret, Yok mu 6 tane baba Cemre Yıldırım, Murat Akdin, ee, Cenk Bozda, Cenk'in zaten şimdi kulakları İnşallah kapatmamıştır pozisyonları tek tuş. Ondan şüpheliyim. Hop oturup hop kalkıyor adam. Alışkın değil ki kaldıraçta pozisyon taşımaya. Hoş ben de değilim ama taşıyoruz. Rock'ın rol kaşı beyaz iyidir demiş. Evet iyidir gerçekten. Başkaları olsa gidip kaşı beyazda yemek yediği zaman hemen fotoğraf. Büyük borsacı. Biz McDonald's gibi gidiyoruz yemek yiyoruz ama bir kere paylaşmadık. Ömer Faruk Özcan iyi yayınlar. Gül Hanım gülmüş. Artık hangi esprime güldüyse. Ha kendisiyle ilgili yaptım. Ha. Ethem ee, Müslüm de paranı aldık diyor. Herhalde şeye söylüyor. sayite söylüyor. Osman Tosun dün güzel yayındı diyor. Osman'cığım yayındaydın da niye hiç katılımcı olmadın? Ee, buradayım deseydin en azından. Ramu Uysal dünkü geceki yayında kripto ile ilgilenmesen bile Mekdi Aresel Resitali vardı. İzlemelere doyamadık. Tabii ki. Cem hoş geldin. Ee, Okan Tümen. Hocam bu arada o arkadaş kartfa sormuş sanırım ve siz inşallah tavan olur demiştiniz. Bugün tavan kartfa. Oha! Abi bizim duamız kabul edilir. Bak senin için dedik ki kartfa tavan olsun dedim. Tavan oldu. crd fa. Yoksa sen tahtacının sağ koluydun geldin bize gecenin bu saatinde yayın yapıyor adam terliyor. Şuna bir kıyak geçeyim takipçilerine 30 kişiye yarın tavan edeceğimiz senedi söyleyeyim. Sonra ben bunu kayıtsız kalınca da ulan salağa bak. Tavan olacak senedi söylüyoruz, ısrar ediyoruz, bakmıyor dedin. Ee, Allah bilir şu anda kıs kıs gülüyorsun inşallahların içinde. Ama bak bence öyle değil. Sana dedik ki inşallah tavan olur. Sen bana inşallah batarsın dedin. Ben sana inşallah. Şimdi ben olsam gelir buraya tavan oldu. Mahcubum. Özür diliyorum derdim yani senin yerinde olsam ama nerede? Adam şu anda 10 bin lirası 11 bin lira oldu diye seviniyordur. Evet. Hocam iyi yayınlar demiş Berkay. Mustafa Akıncı nasıl oluyor bilmiyorum ama benim Binance açınca direkt açılıyor. Mustafa'cığım ne olur bunun formülünü öğret bize ya. Cenk Bozdağ çok rahatım. 10 sıta sağ olsun. Otobüsün ne yaptı? 0.93 152 TL. O da inşallah bir gün hareketlenir. Murat Aktin öğreneceğim bu işi umarım. Murat Aktin de bu arada olağan ötesi ola olmuş. Ee, hoş geldiniz diyorum. 30'u geçti arkadaşlar olağan ötesi ol. 52 kişi izliyor. 40 beğeni ne olursunuz? Şu 41 arkadaşlar 41 kere maşallah deyip şöyle bir kıralım. 10 beğeni geldiğinde 20 tane adam izlemeye başlıyor bakın. Çünkü algoritma böyle çalışıyor. Hemen insanların karşısına çıkartıyor. Ee, Ulaş Yılmaz iyi yayınlar hocam işim var beğenip çıkmaya geldim. Bak bir yorum bir beğeni Ethereum'da EMA 9'undan yukarıya doğru yürüdü. XRP ne yapıyor böyle arkadaşlar? Para kazandırmaya devam ediyor. Hadi bakalım. Bir yükseliş trendinde. Yüzde iki de yüzde beş yüzde iki. Ya geçen gün dedim ya arkadaşlar size. Ee, Ethereum Bitcoin'den ayrıştı diye. Gerçekten ayrıştı. Bitcoin'de ilginç bir baskı var. Fazla gidemiyor. E, fakat Ethereum çok daha diri duruyor. Düşüşlerde ve yükselişlerde daha hırçın hareket ediyor. Bu birkaç gündür gözlemliyorum. Sizinle de paylaşmıştım. E, Osman demiş ki Levent Bey son iki haftadır tüm yayınlarınızı arkada açık. Not olarak izliyorum. Çok teşekkür ederim. E, Osman'la da koştuk çalışmalarına başlıyoruz. Inner Circle'a kafadan giren arkadaşlardan. Kendisini tebrik ediyorum. Berkay Durak. Hocam Altbank'ın takasına bakar mısınız? Güzel duruyor. Ya takası boş ver. Berkay. Ali Alkar dönüş başladım yukarı. Bence çok güzel bir e, hareket. Ama bunu bugün değil bakın dün olabileceğini zaten şuradaki Ares 30'un altına inip pozitif uyumsuzluklar, çizgiler duruyor. Pozitif uyumsuzluk yaptığını ve düşen kırılımı olup onaya geldiğini, meklinin de kırmak üzere olduğunu ama yarının önemli olduğunu, buranın üzerinde kalıcılık görmemiz gerektiğini. Ve ilgili analizim dün zaten Kayıtlı yani. Şimdi ben ne söylersem söyleyeyim. Açıp baktığınızda zaten dinleyeceksiniz. Ee, selam, yıllar pozisyon, pozisyonlar devam Fatih Bey. Yapıştık. X20 olarak. Borsa takip Levent Bey. Garandaki toba ne zaman çalışacak? Heyecanla bekliyoruz. Ben de heyecanla bekliyorum. Ben Garanti Bankası'nın öncülüğünde bu hareket başlar diye tahmin ediyorken garanti yattı. Ee, Türk Hava Yolları ve Şişe e, BİMAŞ Odaş gibi şeylerin öncülüğüyle gittik yukarıya. Güzel arkadaşlar güzel. Bakalım aşırılıklar bölgesinde artık oyalanacak mı? 60 dakika bu düşenleri kırdıktan sonra. Şimdi yarın ee, bir şey olabilir. Ufak bir kırmızı açış, aşağı yöneliş. Bunlar gayet normal hareketler. E, görünüm bozulmadığı sürece EMA 9'un üzerinde kalındığı sürece yarın için büyük ihtimal işte 4900'ler destek vazifesi görecektir. Ama bence 240 dakikalığa odaklanmakta fayda var. Eğer buradan bir hey maşallah ya dün dedim ki bu haber olmasaydı arkadaşlar. Canlı yayını açıp izleyin ya. Ethereum'da şu yaptığım hangi baba yiğit yapabilir? Birinci gece yarısı traderlarında tam şurada pozisyon açtım. 20x herkes gelmiş bana burada dedi ki hocam elmas var. Bilmem ne var. Aman dikkatli ol. Dikkat edin elması ayıların bir tarafına monte etmesinler lafım da var. Açın yayını izleyin ya. Burasının tuzak yapması çok kuvvetli dedim. Çünkü alt periyotlarda yakaladım. Ve ne oldu? Ertesi gün içine döndü. Sonra yukarı patladı. Ta yukarılara kadar gittik. Bir yatay indikatör soğutma arifesine girdik. Dün şurayı yukarı kırdık. Tam burada CZ'nin Interpol tarafından arandığı haberi geldi. Aşağı bastılar. Ben gene pozisyonumu kuvvetlendirdim. Gene yayın açtım. Ne oldu bugün? Tekrar kırdık. Anasını ağlattı. Zirve kırdık. 1893 doları gördü bugün. Ulan bizim para ne oldu acaba ya? Vallahi mit şimdi benim kaşı beyaza gidip şöyle bir sofrayı donatmam lazım. Ama biz yayın açıyoruz arkadaşlar. Vallahi bende bir şey var ha. Kafadan kontak mı olduk? Ne olduk ya? Şey yapar yapar. Trade edeydi. Evet. Binance açmak için cep telefonundan Binance açıp kare kod okutmadan PC'deki kare kodu okutuyorum. Direkt açılıyor. Ha o var evet. Saatlikte değil Cem. Günlükte mi ne varmış? Ben bakmadım bile. Evet arkadaşlar. Ee, insanlar coştuğu zaman almak, geri çekildiği zaman paniklemek yönünde hareket ediyorlar. Bugün shorts videosu yükledim. Bundan sonra bol bol size hap bilgi shorts videosu atacağım. Sizden tek bir be beklentim var. Yayınlarıma, videolarıma, shortslarıma beğeni yapmanız ve yorum yapmanız arkadaşlar. Ya bu basit bir şey istiyorum ya sizden. Bunu hazırlama kaç saatimi alıyor biliyor musunuz? Bilgiyi bul. Bir dakika içinde montaj yapmayacak şekilde bilgiyi aktar. Ondan sonra e, yayın aç. Bir saat, bir buçuk saat. Dün iki yayın açtım. Gecenin kaçında yattım sabah. Sürüne sürüne uyandım. Yani bakın sağlığımı burada ortaya koymuş durumdayım. Ya sizden tek beklentim. Yani şunu beğenmeniz ya. Evet. Bakalım kanalımızın işleri nasıl gidiyor? Burası hepimizin kanalı arkadaşlar. Sizin desteklerinizle de 5.120 aboneyi geçtik. Artık 5,12 yazıyor. Hedefimiz hızla 6.000 olmak. Lütfen 54 dostumuzun arasında ve yayını sonradan izleyecek dostlarımızdan kanalımız YouTube tarafından karşısına rastgele çıktıysa her gün bu yayınları yapıyoruz. Değerli bilgiler paylaşıyoruz. Sizleri de aramızda kalıcı dostlarımız arasında görmek isteriz. Abone olunuz. Yayınları beğeniniz diyoruz. Hemen bir de olan ötesi ol nasıl gidiyor ona da bakalım. Arkadaşlar bir kişi daha abone olsa 5130 oluyoruz bu arada. 5129 olmuş. Abone sayımız. Hemen olan ötesi ola da bakalım. 30 üyesi var. Gül Hanım da gelirse 31. üyemiz olacak. Paye alacak bizden. Evet. Durumlar böyle arkadaşlar. Cem demiş ki senin yüzünden sabah 5.30'da yattım kahveyi içirdim bana. Boşuna gece yarısı traderları koymadık arkadaşlar yayının adını. Bereket versin hocam. Kolay gelsin. Beğeni atıp çıkıyorum demiş Fatih Bey. Teşekkür ediyorum. Ee, Harun Bey demiş ki hocam yayını bitirince zorluya gelin. Ne yaptınız şimdi ya İstanbul'daki arkadaşlar? sizi görmek için akın akın araçlarını atlayıp şimdi şeye gelirler. Tom Ford takım giyen bir adamı arayarak çünkü Milano'dan Tom Ford aldığınızı paylaşmıştınız. Herhalde 3 gündür üzerine zaten çıkarmamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Işıl ışıl geziyorsunuzdur şu anda. Masa restoran mı vardı orada? Yok. O İstinya Park'ta. Orada ne var? Güzel restoranlardan birine oturursunuz artık. Evet. Harun Bey'e takılmalarım hoşunuza gidiyor biliyorum. Harun Bey bir podcast ne zaman yapalım ya? Hayatın tadını çıkarmak koyayım adını. İşte ya da ne bileyim paranın hakkını ver. Para nasıl ezilir? Trade'den kazandığın paraları ezmenin incelikleri. Anlatın orada. Bir parfüme 4500 lira vereceksin. Sıkacaksın 6-7 kere hem de çıkarken. Böyle ezilir para diye anlatın. Evet dostlarım. Keyfimiz yerinde. E, piyasalar yukarıya gidiyor. Tabi piyasalar geriye gelirken de keyfimiz yerinde olması lazım. Dün, e, evvelsi gün ben bir tweet attım. Dedim ki insanların hatası şu. Turgay Bey'di yanlış hatırlamıyorsam. Dedi ki insanların keyfi yok. Piyasalar kötü. O yüzden ilgi göstermiyorlar paylaşımlara diye. Yanlış. Piyasa yukarı giderken para kazanılıyor. Keyfimiz yerinde. Bizim arkadaşlar piyasa geri gelirken Kendimizi geliştirme periyodu yapmalıyız. Tamam. Belki kitlendin. Belki hareket alanın yok. Belki takip etmeye motivasyonun yok. Kendini geliştir. Teknik analiz konularını araştır. Yatırımcısı olduğun şirketlerin ne halt ettiğine bak. E, acaba daha iyi bir şirkete paramı ta transfer edebilir miyim? Kötü bir şirkette mi yakalandım? Mesela sen tökezler gayrimenkulde yakalanmışsındır. Ama Aselsan 240 dakikalık tarihsel 20'ye inmiştir. Ee, başlarım tökezler gayrimenkulüne. Bu zor toparlanır. Akıllı para ilk etapta 20 30 senetlerine girer diyerek paranı ona transfer ederdin mesela. Ya da Rodrigo'dan kaçardın. Avot'tan kaçardın. Ama şimdi sen oralarda kalmış oluyorsun. Onlar hareketlenmiyor. BİST 30 senetleri yukarıya gidiyor. Anlatmaya çalıştığım bu. Kafa yormaya, kendimizi geliştirmeye devam etmeliyiz. Ben niye çabamı ee, azaltmıyorum? E ben de o zaman dükkanı kapatayım. Nasıl olsa piyasalar kötü. Kimse de izlemez. Kimse ilgilenmez diyeyim. E, keyfime bakayım yani. Olacak iş mi? Allah Allah. Ereğli yeşil yanıyor arkadaşlar son yarım saat. Hayret. Mital. Sana 40 lira da aldıracağız ulan bu sattığın senetleri tekrar. Bank 1.5 milyon. Deniz yatırım 1.1 milyon satıcı. Tacirler 1.1 milyon alıcı. Garanti. Hemen bir refresh yapalım da. 1.1 evet. Ak Yatırım 678 bin alıcı. Info ne yaptı? Ortada yok. Aa dördüncü. Nasıl oluyor arkadaşlar bu? Ha tabii alım satım farkında şey. Tamam. Net lotta ilk 5'e girememiş. Evet dostlarım kurtuluş benim röportajı hazır. Büyük ihtimalle saat 7.ye çeyrek kala gibi şey yapacağım. Mustafa Bey merak etmeyin. Çok güzel. Ee, ya zaten her yayında anlatıyorum Mustafa Bey ama ya. Ya canlı canlı Mekti Aresay dersi. Dün akşamki yayını Allah aşkınıza açın. Her seferinde kriterleri tekrar ediyorum yani. Tamam mı? Bin kere anlattım belki ama gene çekeceğim. O bizim şeyimiz. Sözümüz yani. Onu yapacağız. Hiç merak etmeyin. Çok yakında yükleyeceğiz. Ee, aynen Bisküvi Şilt tutuyorum ve eklemeler yapıyorum. Stratejimi olanca şeffaflığıyla anlattım. Kaldıraçlı işlemlerdeki stratejim diye başlıklı yayınım var. Üşenmeyin izleyin. Ben olsam eğitimlere tonla para harcayacağım ama bedava benim yayınları izlerim. Zaten eğitim. iyi bir akımı yakaladıktan sonra benim stratejim her geri çekilmeyi alım fırsatı görmektir. Yukarı giderken paçal yapıyorum ama sıçramalarda değil geri çekilmelerde. İnancım şu. Üst periyot yukarı gidiyorsa alt periyottaki alım fırsatları mektaresel sistemine göre her zaman bana para kazandıracaktır. İleri bir tarihten baktığımda. Pozisyon büy büyütmek için en iyi strateji budur. Bunu ilk defa kaldıraçlı işlem piyasasında herkesin gözünün önünde uyguluyorum. Ve çapraz işlem açarak izole değil oradaki paramı bakiye büyüklüğümü fazla tutarak hepsini işleme sokmayarak Ulan canlı canlı yani sermaye yönetim dersi veriyorum ya. Ya yemin ediyorum psikoloji yönetimi dersi veriyorum arkadaşlar. İğne bile atsalar. Hadi atsın bakayım 1300 dolara iğne ya. 1300 dolar. Yani 1870 dolardan 1300 dolara iğne atarsa ben likit oluyorum. Varsa böyle bir gücü. Ee, boyun eğeceğim yani. Yapacak bir şey yok. Ama 2000 dolar hedefim vardı en baştan beri. 2000 dolara gelince kapatır mıyım kapatmaz mıyım bir böyle bir nefes alır mıyım bilmiyorum. Ama sonra 4000 do 2000 doların üzerine oturduğunu görürsem fiyatların ve haftalık grafiğin seyri hala güzel gidiyorsa 4000 dolar ikinci hedefim olacak. Sonra da ATH kırılımı. ATH yanlış bilmiyorsam 5000 dolardı. Bütün bunları haftalık grafiklerdeki analizle 1200-1300 dolar bandından yapıp alımlarımı başladığımı spot piyasada da paylaştım. Her şey şeffaf. Her şey gözlerinizin önünde vuku buluyor. Millet gibi çıktıktan sonra ben almıştım. Çakıldıktan sonra satmıştım demiyoruz. Borsada bile 4 ay süren rally'i azılı boğa şeklinde yukarıya götürdük. Ee, pozisyon azaltılması gereken yerleri söyledik. Basiretim bağlandı. Açığa geçmem gereken yerde e, dörtte biriyle çelik kumbaraya da yakalandım. Satamadım yani. E, gönül isterdi ki orada da onları da satıp şorta geçseydim. Sonrasında deprem oldu bilmem ne oldu. Ama sağlam firmalarda olduğum için Ereğli gibi, Garanti Bankası gibi diğerlerini daha önce söyledim. Şimdi söylemek istemiyorum. Çünkü artık satma fırsatı gelebilir. Piyasa yukarı dönerken bir %7 yapar bakarsınız. Balyoz gibi ineriz tahtanın üstüne. Şimdi söyleyemem o yüzden onları. Durumlar böyle arkadaşlar. Pozisyonlarımı tutuyorum. Hızla büyüyorlar bir yapıyor. yüzde %20'de bir bakıyorsun yüzde %20 kar yazıyor ya. Ana, ana, aman Allah'ım diyorsun yani. Borsada iki kademe kalkacak da para kazanacağız derken öbür tarafta daha az bir yatırım yapıyorsun. Stresin daha az. Ama bir anda %5 yapsa %50 oluyor 10 on, on kaldıraçta. Akıl almaz paralar yani. Cem de gülüyor şimdi diyor ki ulan bizi de sokacaksın bu bu, bu saatten sonra Renet Bey kripto piyasalarına. Cem ne olur gelirken haber ver burada yaz bize. Derin bir düzeltme habercisi olabilir. Girmez 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 ben geliyorum dersen kaçacak delik arayacak yatırımcılar. Şemsiyenin en ucundaki demirin de tepesinde 60 bin dolar da gelmeyi ver. Harun Bey demiş ki Tom Ford değil de Zegna giydim bugün. Vay. Ermona Gilda çok severim mağazalarından bir tanesi İstinye Park'ın yukarıdaki açık avlusunda diye hatırlıyorum. Belki sizin de orada denk gelmişizdir geçmişte. Evet arkadaşlar. Gerçi siz arkadaki özel dikimhaneye geçiyorsunuzdur. Özel müşterilere ayrılmış. Bizim gücümüz daha oraya yetmiyor. Öndeki bankoda bakıyoruz kravatlara. Evet arkadaşlar. Odaş'a da çok ciddi alımlar geliyor. Onu da bir analiz etmiştik. Hatırlamıyorum artık yani e, bir kırılımlarını mırılımlarını açıklamıştık. Çok kötü durumdaydı Odaş. Ne yaptı ne etti bir bakalım. Haftalık grafiğinde mi bir, şey, bir şey var? Uf ya arkadaşlar ya bakın. MACD RSI sistemi ve ne olursunuz traderlar çalışkan olun çalışkan olun çalışkan olun ya. Şu güzelliğe bak arkadaş. Her yayın MACD RSI anlatıyorum zaten. RSI 30'un altına inip yukarıya atıyor. MACD yukarı kesiyor. Ya V tipi dönecek. Ya ikili dipe inecek. Bakın ikili dip tutmamış. Fiyat daha aşağı inmiş ama RSI daha yukarıda. Açılı pozitif RSI uyumsuzluğu yapmış. MACD tekrar yukarı kesip düşen kırılımın akabinde fırlıyor gidiyor. Her zaman aynı şeyleri görüyoruz. Bak bütün senetlerde. 240 dakikalıkta da RSI 20'ye geliyor. Pozitif uyumsuzluk. Düşen kırılımı MACD kesiyor. Yukarıya doğru ivme başlıyor. Bu kadar basit ya. Ve bunları taramalarla Stresini çekmeden hangileri bu koşulları sağlıyor diye taratıyorsun. Gözünün önüne diziyor ya sistem. Biraz zaman harcayacaksın. Biraz bedel ödemeye hazır olacaksın. Biraz ekipman ve yazılım yatırımı yapacaksın. Yapacaksın. Bu kadar basit yani. Anlatıyoruz. Keşke birisi bana anlatsaydı bunları. Bu kadar geçmişte. Günlük grafiğine de bakalım. Seneler kaybettim. Seneler bunları bulana kadar. Seneler seneler. Genç arkadaşlarım kaybetmesin diye uğraşıyorum. EMA 9'una gelmiş ha. Tam EMA 9'unda arkadaşlar. Üstünde oturması lazım. RSI 30'dan dönüp MACD'yi yukarı kestirebilir böyle olursa. Ee, o daş yatırımcısı dikkatle. EMA 9 yukarı giderken dostumuz aşağı gelirken fiyatlar düşmanımızdır. Üzerine oturup fiyatı desteklediğini görmekte fayda var. Ek alımlar yapmak için diyorum. Ereğli hadi bakalım ya. Biraz da sen bir şov yap. Neydi? Doktor Strange %6 yaptı. Uçuyor bugün. Türk Hava Yolları. Bizim demir adam ateşleme mekanizmalarında galiba bir problem var. Yatıyor aşağı. Ons çıldırdı değil mi? Çünkü orada benim moderatörüm özel doktorum Cenk işlem yapıyor. Bak 4 saatlik filama tuzak yaptı. Öğrettim artık Cenk'e. 4 saatliklerin tuzak yapması çok önemlidir. Tıpkı Ethereum'da olduğu gibi. Arkadaşlar ileride yetiştirdiğim 4 tane trader yanıma alıp konsey kuracağım. Canlı yayında 1000 doları 100 bin dolar yapma hedefiyle kriptoda işlem yapacağız. Espri hayal gerçek olmaya adaydır. Cenk'i alacağım. Müslüm'ü alacağım. Osman'ı alacağım. Bir tane de bir sürpriz at. Yanımıza bunları alıp e, 4 kişinin onayı olmadan ve tepede de tabii ki benim e, pozisyon açılmayacak. Alım satım kararları verilecek. Ama buna daha zaman var. Cenk'in biraz daha pişmesi canlı yayın aslında aman hocam satış geliyor diye bizi rezil etmemesi lazım. Onu biraz daha pişireyim. Açık kalp ameliyatına girmiş bir doktorun titizlik ve disipliniyle trading'e yaklaştığını görürsem o zaman bu iş oldu diyeceğim ve kurdeleyi keserek e, trading laboratuvarımızın kapısını açacağım. Üyelere özel yapacağız yayını. 100 bin dolar hedefiyle işlemlere başlayacağız. Buna daha vakit var ama dediğim gibi. Böyle çılgın fikirler aklıma geliyor arkadaşlar bu aralar. %3 maşallah bugün ilk defa arkadaşlar şeye bakasım geldi. Borsa portföyümü açık bakasım geldi. Her gün keyifle kripto e, portföyüme bakıyorum. Spotta ne oluyor ya para? gözlüğümün camından yansımasın sıfırlar. Her şeyi düşüneceksin. Ondan sonra derler bu adamın milyon dolarları var. Ne yapıyor bu? Evet. Spotta tat yok ya. Spotta yavaş artıyor arkadaşlar para. Kaldıraçın tadını alınca hakikaten mısınız? Kanımıza girdi. Yalnız var ya Harun Bey sizin de kanınıza girdi. Ha. Kaldıraçlı piyasalarda işlem yapmaya alıştık. Artık öyle desada mesada Yok e, neydi sizin inzivada, mindivada, sizi pamelde, mamelde, panel sanda kesmez artık. E, paralarımızı bu tarafa almaya az kaldı yani tamamı. 100k az tam istemek lazım. Minimum 500k. Osmancığım işte böyle enerji yükseltici, hedef yükseltici olacağız. Bravo sana. Ama 500k yapacağız diye de ilk yayından likit olmamakta lazım. Epic fail olarak tarihe geçeriz valla. Eee Osman'ı biraz dizginlememiz gerekebilir arkadaşlar. Çok haşin bir trader ama iki tane daireyi çaktı adam. Herkesin şey ee, bir tane alalım derken millet. Rock'n'roll viop yapıyor olmamın sebebi bu. Ama sizi kesmez artık. Yok viop ben işim olmaz. Bayılıyorum şeyin şeyine. Yalnız dün bir şey dikkatimi çekti. Arkadaşım bir tanesi yüzde %200 işlem yapıyorum dedi ya. O nasıl oluyor arkadaşlar? %125 değil mi en fazla yapılabilen kaldıraç? Bilen birisi yazabilir mi onu? Eee benim bildiğim X125 var. Ben şu ana kadar 20'nin üzerine çıkmadım. Ee, 30X deneyebilirim ama. Bir tane coin de izole işlem açıp ha Binance'te yok. Peki bir şey daha soracağım. 10 puanlık uzman sorusu. Çapraz işlem olarak bir sürü açtım şu anda. 3 tane pozisyonum var. Bunların bir tanesi bile arkadaşlar likit olma fiyatına gelse bütün param olduğu gibi gidiyor değil mi? Öbür pozisyonlarım da bozuluyor yani. Bu, bu böyledir büyük ihtimalle. Peki şu nasıl? Bunlara ek olarak izole açsam yapabiliyor muyum? Yani o izole işlem sadece kendi e, ölçeğinde değerlendirilecek. Likit fiyatı gelince sadece o pozisyon likit olacak. Diğer çapraz işlemlerim olduğu gibi kalacak. Osman ve Müslüm bu konuda uzmandır. Cenk de hemen evet dedi. Tamam. O zaman bir tane 30x patlatırız. Cenk sen çalıların arasında bekle. Güzel bir coin'de RSI 20 10 aralığında yakalarsak XRP gibi e, haşin hareket eden bir senedi şey kriptoyu. Arkadaşlar yalnız var ya kafa ambalı oluyor ha. Kripto takip et. Kripto vadelisi. Borsa yetişemiyorsun ya. Bugün kriptolara bakıyordum. Bir baktım endeks alımlar geldi. Ya bu arada bu hareketler de bizim borsamıza yakışmıyor. Ben gene söyleyeyim size. Ya bu nedir ya? Millet yangından mal kaçırır gibi. Alım fırsatı vermemeler bilmem Bak. Şuraya bak. Bitcoin coin. Pump yaptılar ya endeksi. Şuraya bak. Bu ne ya? Rodrigo. XRP mi? XRP'de hareket yok ya. Ben de dedim acaba %5 mi yaptık? Daha bir şey yok. Çapraz işlem tüm cüzdanı etki etmez. Yalnızca vadeli cüzdan içerisindeki parayı teminat kabul eder. Ha Allah'tan öyle. Yani benim Binance Türkiye'deki param etkilenmez değil mi arkadaşlar? Hatta Futures Global'deki vadeli cüzdana attı at atmadığım param bile etkilenmemesi gerekiyor mantık olarak. Tamam. Genç arkadaşlardan öğreniyoruz. şu anda Ethereum'da sert geri çekilmelerde ilk destek neresi olacak? EMA 9. Her 4 saatte bir yükselecek. 1-4 saat daha geçtiğinde 1832 dolara sonra 1839 dolara falan çıkacak. Onun biraz altına saksa dahi alt periyotlarda yakaladığınız bir alım fırsatıyla tekrar yukarıya doğru yöneleceğini düşünüyorum. Allah şükür şu bir türlü kıramadığımız 1847'yi de yukarıya geçtik. Orası da destek olarak çalışma ihtimali var. İzole yalnızca riske ettiğiniz kontrat miktarını likit eder. Tamam, o da güzel. Cenk gene bir acayip bir cümle yazdı. Anlamayı çalışmayacağım. Zaten beyin hücrelerim eee İdareli kullanmak zorundayım şu anda. Okuyup geçiyorum. Osman aynen öyle yalnızca vadeli cüzdan etkilenir. Güzel. Evet arkadaşlar. Herhalde Mehmet Ye Hello demiş. İngilizce Türkçe karışık bir e, selam verdi bize. Hello'yu Türkçe esprili bir şekilde yazdı. Kendisine teşekkür ediyorum. Ben de onu selamlıyorum. Cenk Boza spottaki parayı da etkilemez anlamındaydı. Tamam. Ee, borsamız kapandı. Karanlık odada ne olacak bakalım. Durumlar böyle arkadaşlar. Yeşil mikrofona geçtik. Görüntüde bir bozulma olmadıkça mikrofonumuz yeşil kalacak. Çekimsel olduğumuzda altın rengi olacak testere ya da belirsizlik durumunda. Kırmızı olduğundaysa olumsuz baktığımızda ilgili teknik emareler olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi bunu söyledik ya yayına giriyormuş millet. Levent Bey'in fikri mikrofon renginde gizli zaten. İzlememe gerek yok. Aha kırmızı adam pozitif şey negatif. Yeşil rahat edebiliriz deyip çıkıyormuş. Kendi kendimizin ayağına sıkıyoruz. Evet arkadaşlar durumlar böyle. Şişe %5, Türktaş %1.67 dünkü hareketten sonra. Türk Hava Yolları %6, Ereğli P %1.59. Yayını kapattıktan sonra lütfen sizden ricam şu shorts videosunu izlemeniz. Oo, shorts videomuz izlenme sayısına göre en yüksek görüntülenmeyi almış. Hava şekler patlıyor ana ekranda. Abone sayımız 5132 oldu. Bakın böyle olduğu zaman 3 kişi bile ne kadar sevindiriyor beni biliyor musunuz? Hevesim artıyor arkadaşlar. Daha verimli olurum bak. Her gün sizi ne yap bilgi paylaşacağım. Instagram'da her gün reel satıyorum. Görüşme aralarında bir dakikada fotoğrafı çek, e, videoyu çekiyorum. Diğer görüşmenin arasında bir dakikada montajını yapıyorum. Öbür görüşmenin bir dakika arasında yüklüyorum. Büyük bir emek var. Ne olur siz de bunun karşılığını beğenilerinizle gösterin. Ee, gene size dönecek. Üretkenlik ve verimlilik artışı olarak. Durumlar böyle. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Instagram hesabımızı bilmeyen varsa kişisel yatırım portalı yazdığınızda çıkıyor. Orası kişisel gelişim ağırlıklı. Ama sizi çok fayda sağlayacağına eminim. Ee, Youtube kanalımızda ise sadece trading Mehmet Bey ben profesyonel koç ve mentorum. ICF koçuyum. Bir yıldır daha öncesinde dört yıldır profesyonel tradingle uğraşıyordum. Ee, yani asıl mesleğimi sorulduğunda ben traderım diyordum. Full time traderım. Bu işten para kazanıyorum. Şu anda böyle değil. Şu anda yatırımcıyım. Aynı zamanda koçluğunu yönettiğim, e, yürüttüğüm e, yöneticiler, işte e, iş sahipleri, öğrenciler eee ve normal bankacı, meslek sahibi dostlarımız var. Bunlarla emri gör görüşmeleri yakında belirleyeceğim. Haber bekleyin. Hepiniz aklımdasınız. Orada sıralamış durumdayım. Ee, bu sefer de uyuyakalırsan yakarım birinci ay görüşmeni söyleyeyim. Artık daha neler. İki kere Levent Şahin'i adam ekecek. Valla Adriana Lima beni ekse bir daha benimle görüşemez. Sen uyuyakaldın ya. Nasıl iş bu? Sana da yani büyük bir iltimas geçiyorum bak. Şaka bir yana görüşeceğiz. Seni de tanımak istiyorum. Genç kardeşlerimizle tanışıyoruz hızla. Hasan Yılmaz. arkadaşlar bu arada olağan ötesi oldu. Geç kalmadınız. Ya şimdi millet diyor ki. Yani şimdi pazartesi egzersizler başladı diyorsunuz. İki opsiyonunuz var. Bu hafta katılırsınız programa. Birinci hafta videolarını izlersiniz önümüzdeki pazartesi birinci haftanızmış gibi başlarsınız. Biz ikinci haftayı yüklü olacağız. Ya da sizin için hafta salı gününden başlar. Yedi günlük programınızı yaparsınız. Tamam mı? Çizel ona göre yaparsınız. Topluluk kısmında var. Yarın sabahtan itibaren yedi günlük ilk haftayı yaparsınız. Bu kadar basit. Yani geç kalınmış bir şey yok. Herkes olağan ötesi olun kapıları açık. Gelebilirsiniz. 20 hedef koymuştum açarken. Sağ olun hızlı geçtik. 30 Otuz dedik. 30'u da geçtik. Şimdi 50 kişi olur mu izliyoruz? Ee, kanalımızın üye sayısı da toplamda e, 120. Gelirlerimiz zaten kanala harcanıyor. En son biliyorsunuz 4K kamera aldık. Bu da videoların kalitesini arttırıyor. %3 çıktık şeyden. Ee, Ereğli de biraz kıçını kımıldattı da bir 0.26 daha yukarıda 1.87 de çıktı. Hadi bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Aynen Hasan Yılmaz, ee, sen de çok destek oluyorsun kanalımıza. Sana çok şey katar. Ee, zihin ve bilinçaltı arkadaşlar uzun yıllar benim görmezden geldiğim ama tanıştıktan sonra hayatımı roketleten, bakın enerji patlaması, ilham, sezginin açılması, e, zihnin susması tamam mı? Negatif düşünce kalıplarından ve inanç kalıplarından uzaklaşmak, Bunların hepsi bu eğitimin içinde gizli. Bir hafta sağlık, bir hafta bolluk bereket, bir hafta kariyer başarısı. Her haftanın bir teması var. İlk hafta mesela zihni tanı tanıdığımız, ee, derin düşünmeyle tanıştığımız bir hafta. İkinci haftada imgelemeler. Ondan sonra hissetmek. Hisler, duygular işin içine giriyor. Onlarla ilgili teknikler var. Üçüncü haftada sağlık ve olumlamalarla tanışıyoruz. Gibi 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 her hafta yeni teknikler, yeni konular ve egzersizlerle ee, müthiş bir yolculuk. Davet ediyorum. Benimle de bir saat görüşme hakkı kazanıyorsunuz. Şam'da kayısı daha iyisi. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere dostlarım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bolluk bereket bizimle olsun inşallah.